İyi şanslar. Merhaba Teşekkürler. arkadaşlar, hepiniz IFT Talks webinarlarına hoş geldiniz. Bugün School of American Law ile University of Chicago Kent'te %75 burs garantili hukuk master programlarını Sema Hanım'dan dinliyor olacağız. Lütfen sorularınızı questions kısmından sormayı unutmayın. Buyurun Sema Hanım, sahne sizin. Teşekkür ederim Zeynep Hanım. Hepinize merhabalar. Umarım sağlıklı ve mutlu bir gün geçiriyorsunuz ve geçirmeye devam edersiniz. Ben bugün size School of American Law programını ve uzantısında University of Chicago Kent'te yapılabilecek hukuk edelen programlarını anlatmak için buradayım. İsmim Sema Seçkin. School of American Law Türkiye'nin program koordinatörüyüm. School of American Law Türkiye programı aslında bir sertifika programı. Fakat bu programı tamamladıktan sonra University of Chicago Kent'e %75 burs garantili olarak el eleminize devam edebiliyorsunuz. Bu program kişiye hem School of American Law'dan mezun olduğunda bir sertifika hem de el elemini bitirdiğinde bir hukuk master'ı diploması temin eden programdır. Bu program ilk olarak 2012 yılında kuruldu. Şu anda dünyanın 24 ülkesinde var. Biz şu anda Gürcistan hub'ına bağlıyız ve buraya bağlı olarak da 12 ülkeyi kapsayan bir program söz konusu. Program ilk olarak 2018 yılında Türkiye'de öğrenci alımına başladı ve şu anda affedersin. Şu anda da 32 mezunu bulunuyor. Gürcistan hub'ının şu anki mezun sayısı 450'nin üzerinde. Bu programdan mezun olan kişiler daha sonra Amerika'da aldıkları çalışma izinleriyle ve baro sınavı haklarıyla Amerika'daki kariyerlerine devam edebildiler. Ve aynı zamanda ülkelerine döndüklerinde alanda daha tecrübeli ve bilgili oldukları için daha iyi işlere yerleşme ve daha uygun terfiler alabilme haklarını sağlamış oldular. Bu programa katıldığınızda Chicago Kent College of Law'da kazanacağınız %75 bursun yanı sıra Amerikan baro sınavlarına giriş hakkı kazanabiliyorsunuz. Bir yıllık alanda çalışma izni yani OPT alabiliyorsunuz. Ve PhD ya da SGD'ye devam etmek isterseniz burada devam eden burs imkanlarından faydalanabiliyorsunuz. Üstelik okulunuz Chicago'nun tam merkezinde bir finans ve hukuk merkezi olan Downtown Chicago'da bir yerdedir. Bunun için illa hukuk mezunu olmanız gerekir mi? Bu program sadece hukuk mezunlarına yönelik değil ama ağırlıklı olarak hukuk mezunlarının tercih ettiği bir program. Ama bunun dışında iş dünyası profesyonelleri için de uygun. Fakat program için değerlendirilebilmeniz için en az 3 yıllık yöneticilik tecrübesine ihtiyacınız olacak. İş dünyası profesyonellerinin hukukçu olmayan. Önce School of American Law programı ile başlayalım. School of American Law programı ilk etap bir yıl yani 2 akademik dönem Türkiye'de geçen bir program. Bu programın her bir döneminde 5'er tane ders alınıyor. Bunlar da Amerika'da girmeniz muhtemel alanlar olan International Transnational Law, fikri mülkiyet hukuku, bilişim hukuku, finansal hizmetler hukuku, duruşma avukatlığı gibi alanlarda giriş niteliğinde oluyor. Derslerin hepsini Chicago Kent profesörleri veriyor. Dolayısıyla Türkiye'den herhangi bir eğitmen katılımı yok. Şu anda pandemiden ötürü bugüne kadar yani geçtiğimiz 2 dönemi tamamen online olarak yürüttük.
Fakat normalde bu dersler hafta sonlarına ayarlı bir şekilde yüz yüze veriliyor. Bugüne kadar İstanbul ve İzmir'de dersler açıktı. Bu yıl Ankara'nın da eklenmesi beklenmekte. Eğer bu 10 dersi ortalamanız 2.7 ve üstünde tamamlarsanız, Chicago Kent College of Law'a devam etme hakkına haiz olmuş oluyorsunuz. Ve ekstra bir belge sunmadan, yeni bir başvuruda bulunmadan %75 bursla Chicago Kent'e devam edebiliyorsunuz. Şayet ortalamanız 3.8'in üstünde ise o zaman Chicago Kent'teki ilk döneminiz %100 burslu olmuş oluyor. Buradan sonra buradaki bir yılınızı tamamladıktan sonra Chicago Kent'e geçip sadece bir dönemde el eleminizi tamamlayabilirsiniz. Eğitimi bir dönemlik olan eğitim sadece US International and Transnational Law'u kapsamaktadır. Ama eğer specialized el elemlerden birini seçerseniz US International and Transnational Law'un yanı sıra biraz önce saydığım duruşma avukatlığı, finansal hizmetler hukuku müsaade eder misin? Finansal hizmetler hukuku, fikri mülkiyet hukuku veya bilişim hukuku üzerine de iki dönemlik programlardan bir tanesini tercih edebilirsiniz. School of American Law'u bitirdikten sonra direkt Amerika'ya gitmek için bir hızda bulunmanıza gerek yok. Sizin hakkınız 3 yıl boyunca saklı tutuluyor. Bu 3 yıllık süre içinde istediğiniz zaman Chicago Kent'e geçip master'ınızı tamamlayabiliyorsunuz. Bu bir dönem ya da iki dönem olan programlar arasındaki fark da şudur. Bir dönemlik programda 5 ayda Türkiye'ye geri dönebiliyorsunuz ve Türkiye'de eğitiminize devam edebiliyorsunuz. Fakat Amerikan baro sınavlarına katılma hakkı ve bir yıllık alanda çalışma izni, optional training program ya da optional practical training dediğim çalışma iznine sahip olabilmeniz için burada bulunduğunuz sürenin 9 ayı geçmiş olması gerekiyor. O yüzden iki dönemlik programları tercih etmeniz gerekir. Chicago Kent 1936 yılında Amerikan Barolar Birliği tarafından akredite olmuş bir kurumdur. Ve Amerikan Hukuk Okulları Birliği'ne de 1951'de üye olmuştur. Şu anda sık sık sıralamaları değişiyor. Fakat şu anda ülke sıralamaları arasında duruşma avukatlığında 4. ve fikri mülkiyet hakları hukuku alanında da 1. sırada bulunuyor. Chicago Kent mezunları arasında mezuniyetten hemen sonraki ilk 10 ay içinde işe girme oranı %85'lerde ve baro sınavlarındaki başarı oranı da %90'larda. Bunların ilk denemede geçen oranları ise %75'e yakın. Chicago kentin panoramik görüntüsünü veya okulun gezisini isterseniz burada YouTube linkini verdim. Bu programın ücretleri ile ilgili bilgi vermek gerekirse School of American Law programı $5,900. Burada erken kayıtta ve peşin ödeme durumunda belli indirimler söz konusu oluyor. Bunun ardından Chicago Kent'teki %75 burslu haliyle program ücreti 1. dönemde $10,000 ve 2. dönemde de $7,250. $7,250 olan 2. dönem opsiyonel ama dediğim gibi bu Amerikan baro sınavlarına giriş ve OPT vizesi için önemli. Nelere ihtiyacınız var başvurmak için? Özgeçmişinizi istiyoruz. Ayrıca bu konuda size referans olabilecek iki kişinin iletişim bilgilerini özgeçmişinize eklemenizi rica ediyoruz. Ve bu özgeçmişlerin İngilizce olması bizim için önemli.
diploma ve kimliğinizin fotokopisine ihtiyacımız oluyor. Burada en sık sorulan soru, TOEFL ya da IELTS belgesi sunulmalı mı? Biz bunları istemiyoruz fakat İngilizceyi önemsiyoruz. İngilizce seviyeniz programdaki başarınız açısından gerçekten çok önemli. Yeterli İngilizceye sahip olmadığında öğrenciler, Türkiye tarafında dahil bütün öğretmenler University of Chicago Kent'ten geldiğinden ve hiçbiri Türkçe bilmediğinden ciddi güçlükler yaşayabiliyorlar. O nedenle İngilizcenizin hani belgesini istemesek de İngilizce yeterliliğinizin iyi bir seviyede olması bizim için önemli. Aşağıda yazmış olduğum e-mail adreslerine de başvurularınızı gönderebiliyorsunuz. Benim anlatacaklarım. Şöyle bir hızlıca bakıyorum, ekleyeceğim bir şey var mı diye. Sanıyorum yok. Şimdi sorularınızı alabilirim. Benim anlatacaklarım bu kadar. Bir iki dakikada iletişim bilgilerimin sizinle kalmasını yerinde olacağını düşünüyorum. Bugün bizimle burada dinleyen aday öğrencilerimiz için de biraz sonra chat kısmından bir %5'lik indirim kodu yollayacağım. Evet, şimdi screen share'ı kapatalım. Şimdi sorulara bakıyorum. Ceyda Hanım merhaba. Buradaki programın süresi bir akademik yıl. Yani iki dönemden oluşuyor. Amerika'daki master programını buradaki dersleriniz kredi olarak sayılamıyor. Buradaki dersler zaten programın aslında bir parçası olarak düşünülebiliyor. Ancak eğer halihazırda yapmakta olduğunuz bir masteriniz varsa bunların değerlendirilip değerlendirilemeyeceği de Amerika'ya gittiğinizde kişisel bazda incelenebilir. Hukuk fakültesi mezunu olmayanlar için süreç nasıl ilerliyor? Hukuk fakültesi mezunu olmayanlar da genellikle bu tip programlara hukuki süreçlerle ilgili bulunduğu kurumlarda yoğun etkileşimde bulunan kişiler tercih ediyor. Onlar için de süreç aynı, dersler aynı, herhangi bir farklılık yok. Fakat tabii ki onlar Amerikan Baro sınavlarına katılamıyorlar. Ve onlar için sadece US International Transnational Law alanında diploma imkanı var. Yani bu programı bir dönemlik program olarak kullanabilirler. Ya da iki dönemlik US International and Transnational Law elelemi yapabilirler. Bu durumda yine onlar da OPT vizesi dediğimiz alanda çalışma iznini sağlayabilirler. Fakat onlar avukat olarak değil, paralegal gibi farklı alanlarda çalışma iznini kullanabilirler. Kabul edilmek için dil şartı. Dediğim gibi belge olarak istemiyoruz ama dilinizin en az B2 seviyesinde olması önemli. %75 bursa hak kazanmak için buradaki programda ortalamanızın 2.7 olması gerekiyor. Eğer ortalamanız 3.8 ve üzeri olursa birinci döneminizi %100 burslu okuyabiliyorsunuz. Türkiye'deki program İstanbul'da sunuluyor. Evet. Bu dönem online mı yoksa yüz yüze mi yapılacağı henüz kesinleşmedi. Farklı şehirlerden katılan öğrenciler için online bazı desteklerde bulunulabiliyor. Bunun detaylarını arzu ederseniz daha sonra yine sizinle telefonda da görüşebiliriz. Ben şimdi chat kısmına hem telefon numaramı, mail adresimi hem de indirim kodunu yazıyorum.
Şu da e-mail adresim. Sorulara bakmaya. Rica ederim. Eleden bittikten sonra bir senelik çalışma izni veriliyor diye biliyorum. Bu süreçte orada uzun yıllar mesleğe devam edebilmek için neler yapmak gerekiyor? Bir senelik çalışma izni veriliyor. Evet. Bunu alabilmeniz için iki dönemlik bir eleden programınızı tamamlamanız gerekiyor. Sonrasında burada bir hukukçu olarak yapacaksanız bunu baro sınavlarına dahil olmanız gerekiyor. Her eyaletin baro sınavı koşulu farklı. Bunların hepsi incelenebilir. Bunun ardından kendinize çizdiğiniz yolda ister orada bir firmada ister kendi girişiminizle devam edebiliyorsunuz kariyerinize. Her ikisini de yapan var mezunlarımız arasında. Türkiye'deki programda ne kadar süre için eğitim alıyoruz? Türkiye'deki programın eğitim süresi 1 yıl, 2 akademik dönem. Başka soru var mı acaba? Atladığım bir şey. Türkiye'de toplam 10 ders alıyorsunuz. Her bir dönemde 5'er ders. Bu 5 ders birer hafta sonu şeklinde ayarlı. Yani 5 aylık bir dönem boyunca yaklaşık olarak 3 haftada bir, ayda bir, bir hafta sonu ders alıyorsunuz gibi düşünebilirsiniz. Derslerden 10 gün kadar önce sizinle okumalar paylaşılıyor. Sonra o hafta sonu dersleri alıyorsunuz. Takip eden 10 günlük sürede de size bir take home exam veriliyor. Ve bu şekilde Türkiye'deki sertifika derslerini tamamlıyorsunuz. Tabii el elem için oraya gittiğinizde daha üniversite şeklinde oluyor midterm'iniz, vizeniz, projeleriniz vesaireleriniz. Chicago'da okulun konaklama imkanları var mı? Evet, okul çok farklı türlerde konaklama imkanları ile ilgili Chicago'ya geçme etabına geldiğinizde size bir seçki sunuyor. Bunların arasından da tercihte bulunabiliyorsunuz. İşte bunlara yurtlar, işte küçük evler, paylaşılabilen büyük daireler vesaire pek çok seçenek dahil, bölge dahil. Aynı zamanda hani downtown değil de başka bir yerinde yapmak isterseniz gibi. Bu konaklama imkanlarının hepsiyle ilgili okul size kapsamlı bir bilgi sunuyor. Buradan ya da dışından tabii ki tercihinize bağlı olarak seçim yapabiliyorsunuz. Türkiye'deki dersler ve Amerika'daki ilgili ayrı ayrı ücretleriyle ilgili elbette Alperen Bey. Türkiye'deki dersler için bir yıllık eğitim ücreti $5.900. Şu anda hala erken kayıt devam ediyor. Erken kayıt ve peşin ödemede belli indirim seçenekleri mevcut. Amerika'daki ilk döneminiz $10.000, ikinci döneminiz ise $7.250 oluyor. Chicago'da tamamlanacak el elem programı için son başvuru tarihi nedir? Şöyle, buraya Türkiye'den başvurarak geçişinizi konuşuyoruz. Buradan direkt Chicago'ya %75 burslu geçiş söz konusu olmuyor. Bu söylediğim programın son başvuru tarihi 25 Temmuz 2021. Erken kayıt da 25 Haziran'da da olacak. Daha sonra gelecek yıl, yani bu iki akademik dönem Türkiye'deki dersleri aldıktan sonra
sizi geciktirmeyecek şekilde, konsolosluk süreçlerinizi aksatmayacak şekilde başvurularınızı tamamlamanız için yönlendiriyor oluyoruz. Yaklaşık olarak Nisan başı gibi mesela başlatmanızı istiyoruz süreçlerinizi. Zaten onlar da online portallar halinde ilerliyor. Oldukça basit bir kayıt süreci var. Ve yeni bir belge sunmuyorsunuz buradan oraya giderken. Türkiye'deki dersleri başarılı şekilde bitirdikten sonra el alem başvurusunda red alma ihtimaliniz yok. Çünkü bu program zaten sizin 2,7 ortalama yaptığınız takdirde direkt olarak oraya gitmenizi garanti eden bir programdır Alperen Bey. Atladığım soru var mı diye bakıyorum. Evet, sanıyorum başka soru yok. Bir iki dakika daha bekleyelim. Hülya Hanım, Amerika'daki bölüm şöyle. Bir dönemde de tamamlayabilirsiniz. US International Transnational Law üzerine, yani 5 ayda. Ama Amerikan baro sınavlarına katılmak ve OPT alabilmek için 2 dönemlik bir programı tercih etmelisiniz. 2 dönemde yaklaşık 9 ay gibi bir süreye tekabül ediyor. Yani 2 yıl değil de bir akademik yıl gibi düşünebilirsiniz en uzun haliyle. %75 oranındaki bursun koşulu Türkiye tarafındaki sertifika programını 2,7 ortalama ile tamamlamak. Ortalamanız 2,7 olursa direkt %75 bursla Amerika'ya gidiyorsunuz. Bakalım. Evet, sanırım başka soru yok. Dedim ve geldi sorun.
Programı tamamladıktan sonra Amerika'da kariyer olanakları olarak biz sadece çalışma izni kısmını ve baro sınavlarına giriş hakkı kısmını toparlayabiliyoruz. Bundan sonrası tamamen kişinin kendi tercihleriyle yapılanan bir şey. Ama önceki mezunlarımızdan kendi orada ofisini kuranlar da oldu. Çeşitli ofislerde hukuk bürolarında yani göreve gelenler de oldu. Bu tamamen kişisel bir şey. Türkiye'ye ya da diğer hub'a dahil olan diğer ülkelere dönüp kendi işlerinde devam edenler, terfi alanlar da oldu. Bu şekilde söyleyebileceğim sadece. Evet, çok teşekkür ederiz sunumunuz için Sema Hanım. Başka bir sorumuz geldi bu arada Alperen Bey'den. Türkiye'den bu program ile New York Barosu'na giren kişilerin bazılarının isimlerini paylaşma olanağınız var mıdır diye soruyor. Sanırım bunu Maalesef mailden paylaşamıyorum. paylaşamıyormuş. Paylaşamıyorum Evet. isim. Alperen Bey. Evet. Çok teşekkür ederiz sunumunuz için. Gerçekten faydalı bir webinar olduğuna inanıyoruz katılımcılar açısından da. Yine çok güzel sorular geldi. Hepsini cevapladınız. Çok teşekkür ederiz cevaplarınız için. Ben teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Mutlu günler diliyorum. Aynı zamanda katılımcılarımıza da teşekkür ederiz. School of American Law ile ilgili diğer sorularınız için Sema Hanım'ın paylaşmış olduğu mail adresinden ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda yarınki webinarlarımıza da davet etmek isteriz. Tekrar çok teşekkürler Sema Hanım. Sizi IFT Talks'ta ağırlamak çok güzeldi. Çok teşekkür ederim. Hoşça kalın hepinize. İyi günler. İyi günler.